Türk askeri beklenendir dediğimizde bizimle dalga geçen bazı CHP'liler şimdilerde susuyor. Çünkü Libya, Suriye, Irak, Katar, Somali ve diğer Afrika ülkelerinden sonra Afganistan'dan da Türkiye'ye çağrı geldi. Afganistanlı bir yetkili, Türk askerini Afganistan'da görmek istiyoruz. Türkiye çok seviliyor dedi. Amerika'nın Afganistan'dan geri çekilme kararının ardından ülkede bulunan diğer Alman ve İtalyan askerleri de ülkelerine döndü. Türkiye'nin Kabil Havalimanı'nın işletme ve güvenliğinin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülmesine yönelik teknik görüşmelerse hala sürüyor. Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkan Birinci Yardımcısı Dr. Enayetullah Babür Farrahmand, "Dünya Taliban'a dur demezse en fazla 5 yıl sonra Taliban tüm ülkelere terör tehdidi oluşturacak. Afgan halkı ve devleti Türk bayrağını ve Türk askerini Afganistan'da görmek istiyor." dedi. Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkan Birinci Yardımcısı Dr. Enayetullah Babür Farrahmand, Hürriyet'e yaptığı açıklamada şunları söyledi. Amerika ile Taliban arasındaki anlaşmaya göre burada ortak devlet kurulması lazım. Yani mevcut etnik ve siyasi grup temsilcileriyle Taliban'ın bir araya gelerek ortak devlet kurması gerekiyor. Afganistan'daki tüm etnik ve siyasi gruplar böyle bir durumda Taliban'ın %50'nin altında bir oranda temsiliyetini istiyordu. Ancak Taliban saldırıları başlattıktan sonra durum farklılaştı. Türk ordusunun Kabil Havalimanı'nın güvenliğini sağlamasıyla ilgili de şunları kaydetti. Türkiye, Afganistan'da İslami ülkelerin lideri olarak tanındığı için çok seviliyor. Ayrıca Afganistan'la Türkiye'nin 100 yıllık bir dostluğu var. Türk askeri hep saygı ve sevgi görmüştür. Öyle ki Afganistan'da görev yapan diğer yabancı askerler kendi arabalarında Türk bayrağı takarak gezerlerdi. Çünkü Türklere kimsenin saldırmayacağını bilirlerdi. O yüzden Türk bayrağını ve askerini burada herkes istiyor. Afganistan'ın dört bir tarafının karayla çevrili olması, silahlı çatışmaların devam etmesi, yolların kötü durumu ve karayollarında artan güvenlik sorunları ülkede havaalanlarının önemini arttırıyor. Amerika'nın Afganistan'a müdahale ettiği 2001'de destek için gelen NATO'ya bağlı birçok Avrupa ülkesi, geçen haftalarda bu ülkeyi sessiz sedasız terk etti. Afganistan devleti ve emniyet güçlerinin hazır olmadığı muhtemel bir iç karışıklık endişesine rağmen geriye kalan yaklaşık 3500 Amerikan askeri ve 7000 civarındaki NATO müttefik güçleri 20 yıllık silahlı çatışmayı sona erdirmek gerekçesiyle ülkeden çekilmeye başladı. Taliban'ın ilerleyişi sürerken NATO güçlerinin çekilmesi Afganistan'daki hava üsleri ve havalimanlarının geleceğiyle ilgili endişeleri arttırdı. Ülkedeki havalimanları bir taraftan Afganistan'ın dış dünyayla bağlantısını sağlarken, diğer taraftan halk için zaruri olan temel ihtiyaç maddelerinin nakliyesi ve yolcu taşımacılığı gibi hayati konuları hızlandırıyor. Afganistan'da irili ufaklı 64 havaalanı bulunuyor. Bunlardan sadece 4'ünden, Kabil, Herat, Mezar-ı Şerif ve Kandahar'daki havalimanlarından uluslararası uçuşlar yapılıyor. Bagram ve Shindand askeri hava üslerinin yanı sıra, Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı ve Kandahar Havalimanı da askeri üs olarak kullanılıyor. Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı, Afganistan'ı diğer ülkelere bağlayan en önemli köprülerden biri. Hükümetin iç ve dış politikasında önemli bir yere sahip havalimanı, Afgan halkının can damarı kabul ediliyor. Başkent Kabil'e 5 kilometre mesafedeki havalimanı Sovyetler Birliği tarafından 1960'lı yılların başlarında inşa edildi ve Sovyet işgali yıllarında kullanıldı. Daha sonra Rusların desteklediği dönemin Cumhurbaşkanı Muhammed Necibullah ve Afganistan ordusunun kontrolüne geçen havalimanı 1992'de Ruslara karşı savaşan mücahitlerin eline geçti. 1996 yılında Kabil'i ele geçiren Taliban güçleri, 2001'de Amerikan güçlerinin müdahalesine kadar havalimanını tasarrufu altında tutsa da, yaptırımlar nedeniyle bu havalimanından uluslararası uçuşlar gerçekleştirilemediği için atıl durumda kaldı. Amerika ve Japonya'nın desteğiyle 2001'de yeniden inşa edilen Kabil Havalimanı'nın adı, 2014'te Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı olarak değiştirildi. Afganistan ve Kabil'deki çalkantılı durum nedeniyle havalimanının güvenliği Afgan Hava Kuvvetleri ve periyodik olarak yabancı askeri kurumlar tarafından sağlanıyor.
Afganistan Sivil Havacılık Kurumu, Nisan ayında havalimanının hava trafik kontrolünün NATO'dan kendilerine devredilmesini talep etti fakat sonuçsuz kaldı. Washington yönetimi, bölgedeki güvenliğin ülkede yabancı diplomatların varlığı için bir ön koşul olduğu konusunda ısrarlı. Avustralya Büyükelçiliği de aynı nedenle Mayıs ayında kapanmıştı. Dağların geçit vermediği ülkenin dünyaya açılan kapısı olma niteliğiyle hayati bir öneme sahip havalimanının bir bölümü üs olarak kullanılıyor. Taliban'ın artan gücü ve 20 yıllık başarısız savaşın ardından Amerikan önderliğindeki birliklerin plan dahilinde geri çekilmesi, Kabil Havalimanı için ne olacağı belli olmayan bir sürecin başlaması demek. Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı, NATO sonrası dönemde yüksek önceliğe sahip olacak. Yabancı ülkelerin yöneticileri, Afganistan ziyaretlerini ülkenin havaalanlarının güvenliğine bağlıyor. Ayrıca uluslararası uçuşlar olmadan Afganistan'a gıda ve tıbbi araç gereç ulaştırılması zor gözüküyor. Taliban geçen ayın başlarında havaalanları dahil Afganistan topraklarının tamamı Afganlar tarafından yönetilmelidir açıklamasında bulunmuştu. Ülkenin batısında İran sınırındaki Herat vilayetindeki Shindand Hava Üssü, Bagram Hava Üssü'nden sonra ülkenin ikinci büyük üssüdür. Sovyetler Birliği tarafından 1961'de inşa edilen Shindand Hava Üssü, diğerleri gibi Afganistan işgali yıllarında Ruslar tarafından kullanılmıştır. İran sınırına yaklaşık 120 kilometre uzaklıkta ve Kandahar-Herat otoyoluna yakın olması nedeniyle stratejik öneme sahiptir. Herat'taki bu askeri üs, eski Cumhurbaşkanı Muhammed Necubullah'ın döneminden sonra mücahitlerin eline geçti. Mücahitler, 1997'de Taliban'ın Afganistan'ı işgal etmesinden sonra üssü terk etmek zorunda kaldı. Shindand Hava Üssü, 2002'de Amerikan liderliğindeki koalisyon güçleri tarafından ele geçirildi. Shindand Hava Üssü, Amerika tarafından 2012 yılından 2014'e kadar Afgan Hava Kuvvetleri pilotlarını eğitmek için kullanıldı ve o yılın Kasım ayında kapandı. Üs, şimdi eğitim uçuşları için Afgan Hava Kuvvetleri'ne ev sahipliği yapıyor.